Yepyeni bir Merkez Kort programından yeniden herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün stüdyomuzda konuk Bekir Devran Esendağlı. Bekir geçtiğimiz günlerde Polonya'dan üçüncülükle döndü. Ona neler yaşadığını, neler yaptığını, turnuvanın nasıl olduğunu soracağız. Ve tabii ki bugün puanlarla ilgili olan bütün konuları sizinle de paylaşacağız. Sercan yine stüdyomuzda bizim partnerimiz olarak bulunuyor. Sercan hoş geldin programa. Hoş bulduk Mustafa. Bekir hoş geldin. Öncelikle tebrik ederim. Güzel bir turnuva geçirdik. Teşekkürler. Evet Sercan istersen Bekir'le başlayalım. Evet. Evet Bekir. Ben önce izleyenler için Bekir'in birazcık kim olduğunu sormak isterim. Kaç yaşındadır? Tenise ne zaman başladı? Önce oradan başlayalım. Sonrasında başka sorularım olacak. Her ikinize de. Evet Bekir. Tenise 4 yaşında başladım. Şu an 11 yaşındayım. 7 senedir tenisimi sürdürüyorum. 7 senedir tenis oynadın. Hangi yaş kategorilerine katıldın? 12. 12 yaş. 14 yaşta? 14'e de girerim bazen. Evet, 14 yaşta da oynadın. 2022'de katıldığın ilk turnuva mıydı? Bu Polonya'da biraz önce Mustafa Hoca'nın bahsettiği turnuva. Evet. İlk turnuvaydı. Daha önce Tennis Europe turnuvalarına katıldı mıydın? İki kere. İki kere. Neydi oradaki, neredeydi turnuvalar ve başarıların ne oldu? Nasıl sonuçlandırdın? İkisi de Larnaca'da. Tennis Europe turnuvası evet. Olarak? Rum tarafında. Evet. Birini ikinci olarak, diğerini ise gruptan çıkamadıydım. İlk turnuvandı evet. Galiba o. Evet. Evet. Yani kendini gittikçe geliştirin demek ki bu konuda. Evet Mustafa Hocam sen de şimdi birazcık roller değişmiş gibi olduk ama şimdi Bekir'in Tennis Europe turnuvalarına katılmasını evet. Destekliyorsun. Bununla ilgili son işte Polonya'da da beraber gittiğiniz turnuvaya. Bu gelişimini nasıl planladınız, nasıl bir yol izleyeceksiniz geçmişten devam ederekten bu 2022 yılında? Şimdi ben önce katıldığı turnuvalara söyleyeyim. Bekir bir tane eksik söyledi. Hatta iki tane eksik söyledi Bekir. Yani ilk Tennis Europe'u geçen yıl Larnaca'da oynadı. Dediği gibi gruptan çıkamadı. İki maç kazandı. Bir maçı kaybetti. Gruptan çıkamadıydı. Daha sonra katıldığı Tennis Europe turnuvasında gruptan çıktı. Çeyrek finalde elendi. Bir sonrakinde final oynadı. Hemen ardından da İstanbul'a gitti. İstanbul'da da ilk 16'da elendi. Son 16'da elendi. Ve şimdi de işte Polonya. Yani aslında Tennis Europe'ları kovalamaya başladık. Yani burada strateji şu aslında. Ben her zaman şöyle söylerim. Kiminle mücadele edersen onlar kadar iyi olursun. Yani bizim aslında stratejimiz ilk başta bu. Yani eğer kendi ülkemde sadece kendi işte hep aynı kişilerle oynarsam onları yenecek kadar iyi olabilirim. Daha iyisini tahmin edemem ne olduğunu. Evet. Ama tenis şurupları gördükçe, rakipleri gördükçe neler yapılması gerektiğini, nasıl çalışılması gerektiğini daha iyi anlamaya başlarsın. Yani bu Polonya'da biz net bir şekilde gördük. Bekir'e de bunu defalarca anlatmaya çalıştım. Yani orada biz incelerken şunlara da baktık. İşte oynadığı rakip kendi ülkesinin kaç numarası. Yani onlar bizim için önemliydi. Önemli yani biraz analiz de yaptınız oradaki oyuncuları. Evet yani burada tabii ki bize yardımcı olan bu konuda çok ciddi şekilde. Bekir'in babası var. Yani adam sürekli açıyor işte bu numara, işte bu bir numara, bu iki numara diye kendi analiz ediyor. Ama bunu yaparken de tabii Bekir'le paylaşmıyoruz bunu. Bunu kendi aramızda konuşuyoruz. Maç bittikten sonra Bekir'e bunu diyoruz işte yendiğin oyuncu işte Almanya'nın bir numarasıydı. İşte üç numarayı yendin falan diye. Bekir de kendi cevap versin. Yani nasıl buldun oyuncuları Bekir? Yeni oyuncular çok da iyi değil aslında. Orta seviye. Senin seviyene göre orta seviye. Evet. Güzel. Şimdi niçin Polonya'daki turnuvayı seçtiniz? Başka bir yerde turnuva var mıydı?
Niçin oradaki turnuva sizi niçin oraya gitmenizi cezbetti? Yani çok da büyük bir cezbedici bir olay yok aslında. Birinci nedeni şu, iyi ülkelere yani Fransa'ya, Almanya'ya, bu gibi ülkelere yakın olduğu için oraların en iyilerinin gelebileceğini tahmin ettik. Birinci şey bu. İkincisi de daha önce bir sürü kere Polonya'ya gittiğim için yine gidip oradaki seviyeyi bir analiz etmek istedim açıkçası. Yani Polonya'da neler oluyor, neler yapılıyor. Farklı bir sistem uygulanıyor orada. Yani bizdeki gibi değil. Orada mesela iyi oyuncular hep bireysel koçlarla çalışıyor. Şey, grup antrenmanı pek fazla yok şeyde, Polonya'da. Evet. Yani aslında bu eleştirilen bir yapı Polonya'da. Onu da söyleyeyim. Yani antrenörler kendi kendini eleştiriyor. Yani bize gelip bizim nasıl çalıştığımızı sordular. Anlattığım zaman onlar da öyle yapmak istediğini ama ailelerin çok tercih etmediğini söylediler. Yani grup antrenmanının çok tercih edilmediğini, bireysel hocalarla çalışılması gerektiğine inanıyor veliler ve hocalar da bunu yapmak zorunda kalıyor. Velinin talebini yapmak zorunda kalıyor. Yani bir akademi modeli, akademi antrenmanının şekli Polonya'da yok. Anladım. Ama oyuncular iyi diyebilirim. Yani şu an 12 yaş için iyi oyunculara sahipler. Tabii ki biz bir şanssızlık yaşadı Bekir. Kolundaki sakatlıktan dolayı. Bir numaraya karşı çıkmasını istedim maçtan önce. Zaten sakatlığı mevcuttu. Ben biraz... Orada mı? Oradaki müsabakalarda mı sakatlandı? Onu da detaylandıracağım ama önce şeyi söyleyeyim. Yani o maça çıkmasını istedim. Yani isteme nedenim de bir numaraydı oynayacağı ve bir numara olduğunda şöyle öğrendik. Antrenman yaparken, iki numarayla antrenman yaparken bir 14 yaş bir oyuncuyla antrenman yapıyorduk. Orada iki numarayı öğrenmişti zaten. İki numarayla bir numara da double'la turnuvaya girince Bekir bir numarayı bu şekilde öğrendi. Biz normalde Bekir'e bu bir numara, bu iki numara, bu üç numara demiyoruz. Ama Bekir bu şekilde öğrendi ve bir numarayla oynayacağı zaman ben ona dedim ki bir oynayalım ve gör. Yani aramızda nasıl bir fark var, o yenebilir miyiz, yenemez miyiz, yani bunu görebilmek adına önemli bir maçıydı. Ve maça girdikten sonra Bekir'in duygularını Bekir'e soralım. Bekir, bir numarayla oynadın, ne hissettin? Yani kolum sakat olmasaydı rekabetli maç geçebilirdi. Evet, yani şöyle söyleyeyim, ben gözlemlediğimi söyleyeyim Sercan. Maça başlarken antrenör çok stres altındaydı. Çünkü Bekir orada bütün Polonyalılar ve turnuvaya katılan herkes tarafından incelenmeye alındı. Ve herkes işte yarı final, daha işte maçımız bitti, yarı finale kaldık. Gece ben oteldeyim. Piotr biliyorsun, yıllarca evet, ülkemize geldi. Evet, ona da gelecektim aslında. Piotr geldi ve şey dedi bana, müthiş bir başarı Kıbrıs'ta, Kıbrıs senesi için. Yani böyle bir şeyi ben Kıbrıs'tan beklemiyordum dedi adam. Evet. Şimdi İstersen burada bir parantez açalım. Piotr kimdir aslında? Yani Piotr buradaki tenis daha önceki Saffet Başkan zamanında bağlantısı kurulmuş. Yurt dışındaki çeşitli yerlerde verdiği seminerlerle. Çünkü Uluslararası Tenis Federasyonu'nun aynı zamanda eğitim komitesindedir bildiğim kadarıyla Piotr Hoca. Ve devamlı buraya da geldi iyi ilişkilerden dolayı Saffet Başkan'la. Buraya da geldi, bizlere de burada eğitimlerde bulundu, hem oyuncular hem antrenörlere ve epey bir süre burada her sene, hemen hemen her sene yazda geldiydi. Hepimizden bağlantısı var. Onu da sormak isterdim, işte aslında sana notlarımın içerisinde vardı. Orada görüştünüz mü? Ki anladığım kadarıyla görüştünüz. Evet, oradaki görüşleri, Bekir'i gördükten sonraki duygularını daha detaylandırabilin istersen. İşte şimdi o gece bana ilk söylediği cümle, ülke tenisi için muhteşem bir olay. Yani Kıbrıs'tan böyle bir başarıyı o da beklemiyordu açıkçası. Yani yıllarca gidip geldi ülkeye, biliyorsun. Ve her gittiğimiz turnuvada da işte haber yapardık, işte turnuvaya gidiyoruz diye. Ertesi günü yani maksimum yaptığımız en iyi başarı bir tur geçmek. Evet. Yani bu bizim için aslında önemli bir adım oldu Bekir'le birlikte. Tabii ki Polonya'da ilk kez yaşadığım olayı da sana söyleyeyim. Normalde biz sorardık.
oyunculara veya antrenörlere ne yapıyorsunuz, nasıl çalışıyorsunuz? Polonya'da tam ters olmaya başladı. Onlar bize gelip işte kaç saat Bekir çalışıyor, ne yapıyorsunuz, nasıl antrenman yapıyorsunuz? Yani bu gibi sorularla karşılaştık. Aynı zamanda davetler aldık. Hmm. Yani oraya kendi akademileri olan işte hocalar vardı. İşte akademilerine bizi misafir etmek istediklerini, oraya gidip orada antrenman yapabileceğimizi rahatlıkla, onların bizim ülkemize gelmek için biraz sıkıntılar yaşayabileceğini ama bizim oraya giderken hiçbir şey düşünmeden oraya misafir olarak gidebileceğimizden bahsettiler. Ya bunlar aslında ben antrenör olarak benim için çok önemli duygulardı aslında orada. Yani evet. Bunu hissetmek çok güzel. Bunu da tabii ki Bekir'in sayesinde yaşadık. Çünkü Bekir'in bir özelliği var. Sevdiğim bir özelliği. Bekir dinliyor. Yani belki bazen kendi kafasına geleni yapıyor ama maçtan çıktıktan sonra da şey diyor. Hocam işte böyle oynadım. Sizin dediğiniz gibi oynadım. İşe yaradı. Yani bu aslında bir antrenör olarak çok önemli bir şey benim için. Evet Bekir, sen istersen bize yavaş yavaş turnuvadan bahset. İşte ilk tur oynadın. Turnuvaya gittiğinde ne hissettin? Onları konuşalım istersen. Sercan abinin de sana soracakları vardır bununla ilgili zaten. İlk turnuvaya giderken çok heyecanlıydım. Sonra ilk turu oynadım, eleme turunu. Heyecanım biraz geçti. Sonra grup maçını oynayınca geçti yani, daha iyi oldum. Sonra çeyrek finali oynadım. Onu yendiğimde kendimden nasıl diyeyim, iyi oldu. Yani duygusallandım. Yarı finalde oynayınca kaybettim ama bir şey de yani kaybetmedim aslında. Maçtan çekildim sakatlığımdan dolayı. Öyle. Şimdi isterseniz biraz da şeyden bahsedelim. Bu turnuvanın sistemi nasıldı? Bekir söyledi işte önce ön eleme, sonra grup maçı dedi, sonra çeyrek final. Bizi izleyen ve aynı şekilde Bekir'in yolundan gitmek isteyen insanlar nelerle karşılaşacak? Yani bu sistem, turnuva sistemi nasıldır? Biraz ondan bahset istersen Mustafa Hocam. Şimdi Great 2'lerde yeni bir sistem başladı Sercan, Tennis Europe'da. Bu çok güzel bir sistem aslında. Eskiden nasıldı? Great 1, Great 2 fark etmezdi. Giderdin, işte ön eleme eğer puanın azsa, ki 12 yaşta puan verilmiyor, puanın yoksa alternatif listeye düşüyorsun veya ön eleme listesine düşüyorsun. 3 ayrı liste var. Hı hı. Birinci listedeysen eğer, ana tablo listesi o. Eğer ikinci listedeysen ön eleme listesi. Yani turnuvaya girmek için ön eleme oynuyorsun. Kaç kişinin olduğuna bağlı o. Oradaki sayıya göre 2 tane ön eleme maçı yapabilirsin. Bir şey sorayım. Her şekilde turnuvaya katılan geri döndürülmez. Ön eleme oynar mı? Yok, yoksa geri döndürme... Eğer alternatif listedeysen, evet, giremeyebilirsin. Yani ön eleme listesine girmezsen alternatif... Sizin giderken öyle bir riskiniz var mıydı? Yok. Biz, bizim öyle bir riskimiz yoktu. Biz şeye girdik. Alternatifte başladık ama ön elemeye girdik. Çünkü belliydi gireceğimizi. O zaten önümüzdeki kişi sayısından belli olur. Anladım. Yani o yönden rahattık bu turnuvada. Aynı zamanda İstanbul'da da eğer gidebilseydi wildcard verilmişti Bekir'e. Ana tablodan. Sanırım Polonya'daki yaptığı şey takip edildi ve tamamen telefoniyen arandı annesi ve wildcard verelim isterseniz dediler Bekir'e. Ve öyle bir gurur da yaşadık tabii. O da ayrı bir gurur tabii. Kulübün seni araması ve wildcard teklifi sunması. Wildcard da şeydir, yani özel davettir. Yani wildcard'la işte ön elemeye de verilebilir. Yani sen alternatifsen de sana wildcard verilir. Ön elemede de oynayabilirsin. Hı hı. O wildcard'ın şeyine bağlı. Ana tablo mu yoksa ön eleme. Ve 3 liste olacak işte dediğim gibi. Ana tablo, ön eleme ve alternatif. Bizim öyle bir riskimiz yoktu bu turnuvada. Biz ön elemeye kaldık. Bir maç oynadı ön elemede. Hı hı. Onu kazanınca rahatladık. Yani çünkü turnuvaya girememe olayı var. Evet. Yani ilk günden dönebilirsin. Peki bu grup maçlar dediğiniz gruplar kaçarlı olur? Gruplar 4-50'dir Sercan. İşte bu güzel. Yani ön elemeye geçtikten sonra rahatsın artık. Yani şöyle rahatsın. Pazartesi, en az 3 maçın salı, var. Çarşamba 3 maç yaparsın. Bir de double'a girerek, eğer double maçı yaparsan 4 tane maç yapıp ülkene dönersin. Evet. Yani hiç maç kazanmasan bile
4 farklı kişiyle oynama fırsatı sunar sana bu turnuvanın bu şekilde oynanması. Yani grade 2 seçmek ilk başta çok daha mantıklı oyuncuların gelişimi adına. Yani daha az stres. Çünkü gerçekten hele 3. ülkeye gidiyorsan Sercan, yani biraz daha şey, maddi külfeti hem olan hem masrafın şey var, evet. Hem yol yorgunluğu var. Tabii, tabii. Ki bildiğim kadarıyla hem uçak hem tren yolculuğu yaptınız. Yani zaten şunu söyleyeyim. Biz önce Baf'a gittik. 2 saat arabayla. Sonra 3 saat uçak yolculuğu yaptık. 3 saat uçak yolculuğundan sonra 5 saat de tren yolculuğu yaptık. Yani düşün ki turnuvaya gitmek için kaç saatimiz vardı? Evet. Perşembe çıktık, cuma vardık yola. Yani gerçekten bu bizim için büyük bir külfet ama şansımız neydi? Maçımız olmadı. Yani cumartesi maçımız olmadı. Antrenman yaptık. Pazar oynadık maçımızı. Pazartesi de turnuva başladı zaten. Güzel. Dörtlü gruplardan kaçıncı çıktın Bekir? Zaten birinci çıkabilir. Birinciler çıkıp çıkmaz. Devam eder. Evet. Sadece birinci. 3 maçını da kazandın. Evet. O şekilde gruptaki. Sonrasında 8'li fikstür mü oluşurdu? Evet. 8 tane şey olur. Grup olur zaten. Evet. O 8 gruptan, işte A grubundan çıkan, B grubundan çıkan 8 tane kişi fikstüre yerleşir. O kurayla? Da, aslında onun kurası da önceden bellidir. Hı. Yani önceden sistemde bellidir. Şu an hatırlamıyorum ama onlar önceden bellidir. Yani sen grubunu oynarken hangi gruptaki oyuncuyla oynayacağını bilin. Yani sürpriz değil sana. Gidip rakibin kim olacaksa onu görme şansını verir sana. Çünkü normal bir fikstürde sen birinci turda başladığında kimin sana geleceğini önceden bildiğin için o mantığı düşünerek böyle bir sistem kurdular. Yani sonradan kura da yapabilirlerdi ama orada bir aldatmaca olabilir diye adamlara analiz şansı vermek adına grupları hangi grupla oynayacağını ilk turda belli ediyor turnuvanın başında. Güzel. Sonrasında fikstürde çeyrek final olarak başlar aslında. 8'li dediğimiz fikstür çeyrek final. Çeyrek finalde maçını kazandın. Yarı finalde sakatlığından dolayı çekildin dedin. Evet. Sakatlığın durumu nedir Bekir? Yani dün doktora gittim. Evet. Dedi ki 10 gün oynama dedi. 10 gün tenis yok. Ama bu arada antrenmanlar devam. Fiziksel antrenmanlar Mustafa Hocam. Fiziksel antrenman yapmaya başladı. 2 gündür fiziksel antrenman yaparak. Zaten eksiğimizdi açıkçası. Yani Polonya'da karar vermiştik. Biraz daha fizikseli ekleyelim antrenmana diye. Bu şekilde başlamış olduk. Yani kötü bir başlangıç ama en azından başladık. Evet. Şimdi bundan sonrası için nedir planlarınız? Yani şimdi eğer sakatlığı olmasaydı planımız İstanbul'daki turnuvaya devam etmekti. Yine Tenis Europe'tu. Tenis Europe'tu. Ama İstanbul'un ardından da hemen zaten Limassol'da bir Tenis Europe var. Belki ona hazır oluruz. Belki ona yetişir. Ondan sonra Antalya var. Antalya'nın olduğu dönemde Limassol var yine. Hı-hı. Yani tercih edeceğiz artık. Antalya mı Limassol mu? Onunla ilgili tabii ki burada başkan mesleği izliyorsa şunu da söylemek isterim. Yani kafamda benim oluşan bir şey var. Sen çok iyi hatırlayacaksın. Bizim oynadığımız yıllarda Sercan 12 yaşları 23 Nisan'a yollardık. Evet. Hatırlarsan. Evet. 14 yaşları Hitit Cup'a yollardık Temmuz'da. Ağustos'da da Bosphorus Cup vardı. 16 yaş. Yani belki bunu tekrardan Antalya ile hayata geçirebiliriz bu yıl diye düşünürüm ben. O nedenle belki Bekir'in Antalya tenis grubunu bu şekilde tarih nedir? Devreye sokabiliriz. İşte 23 Nisan haftası. Anladım. 23 Nisan haftasında. Yani bundan sonra Bekir bir tek tenis Europe'larda mı olacak? Ya sadece tenis Europe'larda olacak diyemem. Çünkü Mayıs'ta da belki Türkiye'de biliyorsun şey var. Milli takım seçmesi var. Belki orayı da deneyeceğiz ama şöyle bir olay var Sercan. Yani gördün işte sakatlık yaşadı çocuk. Yani bunu Bekir'i koruyarak yapmamız gerekiyor. Yani bir yılda zaten bizim önceden yapmış olduğumuz planda, turnuva planında 10 tane tenis Europe var. Yani 10 tenis Europe'un üzerine zaten çıkmayı planlamadık. Hı hı. 10 tenis Europe'un yanında işte güneyde 14 yaş turnuvası oynamayı planlıyoruz. Zaten orada biliyorsun 14 yaşta da şampiyon oldu. Evet. O da güneyde çok büyük bir ses getirdi açıkçası. Yani 11 yaşındaki bir çocuğun 14'te gidip şampiyon olması hem de kolay skorlarla. Yani öyle çok zor bir set verdin mi Bekir? Hayır. Hiç set vermeden 14 yaşa şampiyon oldu. Yani
Güney'de de çok takip edilen bir isim. Ve düşün ki benim Türkçe paylaşımım, Türkçe paylaşımımda kolunun sakatlığını yazdım. Güney'de herkes Bekir'in kolunun sakatlandığını ve maçtan çekildiğini biliyor. Yani muhtemelen benim paylaştığım şeyi oradan çeviri yapmışlar ve oradan görmüşler. Hı hı. Ve herkes kolu nasıl diye soruyor. Güney'de şu an biliyorsun Ceylin de Kıbrıs'ta ve orada evet. ITF için geldi. Orada oynuyor ve Ceylin'e soruyorlar işte Bekir'in kolu nasıl? Yani o yüzden Güney'de de takip edilen bir oyuncu olmaya başladı Bekir. Güzel. Yani bu yıl için 10 tane tenis Euro planladınız. Evet. Bu 10 tenis Euro'un bir tanesini tamamladınız. İkincisine katılamadı. Geriye kaldı 8. Yoksa onu telafi edecek yok. Başka bir tenis Euro bulacak mısınız? Yani 10 taneyi tamamlamayı planladık bu yıl. Anladım. Güzel. Okey. Şimdi buna bağlı olarak ben Bekir'e başka sorum yok şimdilik. İstersen puanlardan bahsedelim, klasman puanlarından. İstersen önce Bekir'in videosunu, ödül töreni videosunu paylaşalım izleyicilerimizle. Peki. Ardından da Polonya Tenis Kulübü'nün nasıl olduğunu bir seyircilerimize paylaşalım. Tamamdır. Ondan sonra da bunların üzerine konuşup puanlara geçelim. Olur, uygundur. Evet, sevgili yönetmenim, sevgili izleyiciler, şu an Bekir'in videosunu izleyeceğiz. Bekir'e ödülünü turnuva direktörü verdi. Bekir'in ödül töreninden görüntüler sizlerle ve ardından da Polonya'da katılmış olduğumuz kulübün görüntüleri sizlerle olacak. Merkez Kort programından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bu hafta Polonya'dayız. Size Polonya'dan sesleniyoruz. Sowoto Tenis Akademi'deyiz ve Sowoto Tenis Akademi şimdi sizlerle. Center Kort gibi yapılmış bir kort sevgili izleyiciler. Görüyorsunuz karşıda tek taraflı izleme için türbünler var. Fakat bu tarafta da türbün yok ama burada da daha elit bir şekilde maçları izlemek için yapılmış. Restoranın hemen önü burası. Evet, görüyorsunuz ikinci katta da oturma yerleri var. Yukarıdan maçı kolaylıkla izlemeleri için. Burada da bir diğer kort var. Bu da Center Court'a benzer bir kort sevgili izleyiciler. Yanında türbün olmamasına rağmen yan tarafa izleme için
kolaylıkla türbin yerleştirilebiliyor veya sandalye konulabiliyor. Toplamda dışarıda 10 adet toprak kort var. Şu anda hava çok soğuk olduğu için dışarıda antrenmanlar yapılamıyor. O nedenle tüm fileler sökülmüş. Deforme olmamaları için, yeni kalmaları için fileler sökülmüş ve sezon açıldığı zaman dışarıda tenis oynanabileceği dönemde tekrardan fileler yerleştirilir. Tesis içinde sevgili izleyiciler 10 adet squash court bulunuyor. Squash court daha önce görmeyenler için göstermek istiyorum. Squash court bu şekilde duvarla oynanan bir spor sevgili izleyiciler. Nasıl oynandığı ile ilgili daha sonra bir videoda size yapabilirim dilerseniz. Bilmeyenler için. Evet, aynı tesis içinde 10 tane squash court bulunuyor. Çok yönlü bir tesis sevgili izleyiciler. Evet, aynı tesisin 5 adet de kapalı kortu var sert zemin olarak. Şimdi onları izliyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet, sert zemin 5 tane var demiştik. Kapalı kort olarak 3 adet de toprak kortu mevcut aynı tesisin. Toprak kort tenisin gelişimi için çok önemli. Bunu tenis oynayanlar bilecektir. O yüzden dışarıda oynayamadıkları dönemi bu şekilde değerlendirebiliyorlar. Evet, akademide ayrıca beach tenis için de yer mevcut sevgili izleyiciler. Son dönemlerde ülkemizde de popüler olan beach tenis, Polonya'da da bu kulüpte yaz aylarında çok popüler, belli ki çocuklar severek oynuyor. Yine aynı tesiste çocukların tenis dışında boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için bir adet bowling salonu ve oyun alanları mevcut sevgili izleyiciler. Yani masa tenis oynayabilecekleri, langırt oynayabilecekleri, bilardo oynayabilecekleri çeşitli oyun alanları da hem kış ayları için hem yaz ayları için mevcut. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Merkez Kort olarak Polonya'daydık. Size Polonya'dan sesleniyoruz. Bir haftamızı Polonya'da geçirdik. Sobota Tenis Akademi'de ben Mustafa Ülker. Önümüzdeki programlarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Evet sevgili izleyiciler, Bekir'in ödül töreninden ve Polonya'dan görüntüler sizlerle oldu. Evet Sercan, Polonya'da tenis kulübünü gördün. Evet. Sobota Tenis Akademi'nin tesislerini gördün. Polonya'da beach tenisin olması aslında ilginç oldu benim için. Evet, enteresan. Ama yani tesis mükemmel bir tesise benzer. Bowling salonları, langırt, squash, evet. Çocuk oyun alanları.
Yani mükemmel bir tesise benzerdi. Bence güzel bir yer seçtiniz. Daha çekemediğim yerler var açıkçası. Yukarıda fitness için aletler var. Oyuncular gidip orada fitness yapabiliyor. Ayrıca esneme için aletleri var adamların ve gidiyorsun ayrı bir oda var, orada esneme yapabiliyorsun aletlerle. Antrenmandan önce ve sonra. Tabii tabii, yani gerçekten tamamen iyice düşünülmüş, restorantı var, iyice düşünülmüş bir akademi gibi. Çok güzel. Yani belli ki iyice dizayn edilmiş. İşte 10 tane toprak kortu dedin, kapalı kortları dediniz. Yani evet, evet. Turnuvada kapalı kortta oldu herhalde. Çok güzel bir tesise benzer. Yani umarım ilerleyen zamanlarda bizde de aynı tesislerden önce bir tane sonra çoğalarak olur diye ümit ederim. Evet Bekir, istersen izleyicilerimize kupalarını ve aldığın belgeleri göster. Bu nedir Bekir? Bunu da, onu da söyle. Bunu belge olarak verdiler. En son Polonya'da. Evet. Evet, katılım o. Katılım kartları çok güzel Sercan. Her turnuvada o veriliyor. Aslında o kart olmadan normalde tesise giremezsin. Evet. Grand Slam turnuvalarında. Yani onlara özgü bir şeydir herhalde, hatıra olsun diye yapılıyor ama. Son aldığın kupa Bekir, o mu? Evet. Evet. Üçüncülük kupası da bu Sercan. Evet. Orada aslında teniste üçüncülük kupası yok normalde, biliyorsun. Hı hı. Bu da güzel bir jest aslında. Bilmiyorum, bu Tennis Europe'un bir uygulaması mı artık, yeni bir uygulama mı, ama eğer bunu Soboto Tenis Akademi yapmışsa çok güzel bir jest. Tennis Europe yapmışsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok fazla zaman harcıyorsun ve yarı finale kadar gelmiş bir oyuncu. Teniste normalde üçüncülük maçı yok. Evet. Yani sen puanları yapan kişi olarak biliyorsun. Yani yarı finalde elenen adam bir puan alır. Yani üçüncülük maçı olsa bile o sembolik bir ödül almaz. Sembolik bir şeydir. O yüzden iki kişiye de, yarı final oynayan iki kişiye de üçüncülük ödülünü verdiler. Hmm. Yani turnuvanın bu turnuvaya özgü mü bilmiyorum ama diğer turnuvalarda da yaşayıp göreceğiz zaten. İlk kez üçüncülük kupasını bu turnuvada. Evet, ben diyorum. De ilk defa duydum teniste üçüncülük. Teşvik için herhalde. Aynı 9 yaşlarda, 10 yaşlarda bizim yaptığımız üst gruba çıkan tüm oyunculara madalya ve birinci, ikinci kupa olayı belki de Tennis Europe'da aynı düzene belki de giriyor bu turnuvayla başlangıç olaraktan, bilmiyorum. Onu siz daha iyi göreceksiniz bir sonraki turnuvalara katıldıktan sonra. Evet, bu da turnuvanın verdiği tişört Sercan. Bu da çok özel bir hatıra turnuva için. Önü böyle. Yani... Her turnuvada verilebilecek. Evet, kulüp logosu ve evet, Tennis Europe yani logosu. Bu da önemli bir hatıra oyuncular için. Evet. Evet, istersen sakatlığından biraz bahsedelim. Yani nerede hissetmeye başladı, ne kadar süre aldı, zaman aldı, ondan bahsedelim. Yani biz Bekir'le şöyle başladık. Sabah antrenmanımız vardı. Sabah antrenman yapar. Ardından maça çıkardı. Maçtan sonra bir antrenman daha yapardık. Kolunda ağrı hissettiği gün sabah antrenmanında kolundaki ağrıdan şikayet etti ve çıktık. İşte oranın fizyoterapisti vardı. Orada bir krem sürdü Bekir'e ve Bekir dedi ki bu kremi sürülünce daha iyi hissettim. Maça çıktı. İstersen sen anlat Bekir. Yani devamını sen anlat. Sen kendi duygularınla anlat. Maça çıktım. Maçta biraz ağrıdı. Sonra gene biraz oynayabildim, maçı kazandım. Sonra tekrar fizyoterapiste gittik. Orada diğer gün gittim tekrar fizyoterapiste. Sonra sıktı biraz, kolumu biraz sıktı. Ve tetikledi biraz, kolumu ağrıttı yani. Maça çıktım da çok ağrırdı yani, çok ağrırdı. Ben de 3-2 öndeyken bıraktım. Maçta da öndeyken. Evet. Evet. Ya bu kötü bir şanssızlık. Yani hem de öndeyken böyle bir durumdan dolayı maçı bırakmak, ama sonuçta sağlık her şeyden önce gelir Bekir. Belki o maçta devam etseydin tenis hayatında daha uzun süre ara vermen gerekirdi. Belki de şimdi doktora gittiğinde sana 10 gün dedi. Belki o zaman daha fazla bir zarar verecektin koluna. Bu böylesi bence de daha iyi oldu. Bir sonraki turnuvalara daha iyi hazırlan.
Ve daha güzel başarılar bekledik senden. Evet, Sercan, istersen tam da Tennis Europe'dan bahsederken puanlara geçelim. Bu uluslararası turnuvaların puanlara nasıl etki edeceğinden de izleyicilerimize bahsedelim. Bekir de burada öğrenecek. Evet. Kendi ne kadar puan alacağını. Eğer hazırsa yönetmenin puan listesini alabilir miyiz ekrana? Evet, şimdi aslında şöyle bir şey, biz bunu daha henüz açıklamadık. Bunun hazırlığını yaptık, antrenörlerimizle paylaştık. Onlardan herhangi bir bize geri dönüş, olumsuz bir yönde geri dönüş olmadığı için bunu da bugün itibariyle önce burada, sonra da federasyon web sayfamızda duyurusunu yapacağız. Şimdi burada yeni olarak güncellediğimiz birkaç maddemiz vardır. Bu puanlarımız, ben de açayım önüme. Bu puanları yaparken birinci madde olarak oyuncuların katıldığı turnuvaların teklerde en iyi 6 ve çiftlerde en iyi 6 toplam puanı, genel puanı belirleyecektir dedik. Burada geçen seneden farkı, yeni bir uyguladığımız madde, oyuncular daha önceden katıldığı tüm turnuvalardaki bütün puanlarına o genel puana yansırdı. Evet. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Bir çocuk, atıyorum 14 yaşındaki bir oyuncu, hem 14 yaşına katılabilir, hem 16'ya katılabilir, hem büyüklere katılabilir. Toplamda istediği kadar turnuvaya katılabilir bir yıl içerisinde. Zaten bizim 6 turnuvamız var ayrı ayrı baktığımızda. Ama o 6 turnuva aslında 12 turnuva demektir onun için, bir oyuncu için. Çünkü aynı anda iki kategoriye birden kayıt yapabilir. Bu 12 turnuvanın puanlarından en iyi 6'sı alınacak teklerde. Aynı şekilde çiftlere de katılırsa, katıldığı tüm turnuvalardan en iyi 6 turnuvanın puanı alınacak ve genel puanını ulusal turnuvalarda, bizim yurt içi turnuvalarında düzenlediğimiz turnuvalarda ki puanları 6 ve 6 olarak, 6 tekler, 6 çiftler olaraktan kendi hanesine yazdıracak. Bir de lig maçlarımız vardır. Bu oyuncular aynı zamanda lig maçlarında da oynayabilirler. Büyükler veya işte 13 yaşından büyük olan oyuncularımız lig maçlarında da oynayabilirler. Aynı şekilde ligin de her hafta aldığı puanları, toplam ligin de 8-10 hafta olduğunu düşünürsek, her hafta aldığı puanları ayrı ayrı, her hafta ayrı bir kolumla işlenecek. Ve orada da en iyi 6 puan alınacak ve ona göre eklenecek lig puanı da. İkinci maddemize ne demişiz? Oyuncuların Büyükler Ligi'nde her hafta aldığı galibiyetler ve tekler çiftler hanesine işlenecektir. Büyükler Ligi puanı teklerde en iyi 6, çiftlerde en iyi 6 turnuvalarla birlikte dikkate alınacak ve klasman puanı buna göre düzenlenecek. Aynı şekilde üçüncü maddede 2 haftalık turnuvalarda 2 kategoriye katılan oyuncuların aldığı puanlar ayrı ayrı olarak sisteme işlenecektir. Yani bizim nedir? Şu anki turnuvamız aslında Dünya Oto ve Ekrem İşliada Kapımız var. Bunlar ayrı ayrı turnuva olarak düzenlenir. Bir sonraki turnuva Girne Belediyesi Tenis Kulübü'ndedir. Bu Girne Belediyesi Tenis Kulübü'ndeki turnuva 11 Nisan'la 24 Nisan arasında, yani 2 haftalık bir turnuvadır. Burada bir oyuncu hem 14'e hem büyüklere katılabilir. Buradaki yazdığımız madde nedir? 14'ün puanı ayrı, büyüklerin puanı ayrı olarak yazılacak. Yani ikisinin puanı toplanıp bir yere bir turnuva olarak yazılmayacak. Evet. Ayrı ayrı yazılacak. Ona göre en iyi 6 turnuva içerisinden hangisi ise o alınacak. 4. maddede alınan tüm turnuva puanları 52 hafta boyunca geçerli olacak. Yani o puanını o oyuncu 52 hafta boyunca taşıyabilecek. 52 haftanın sonunda o puan silinecek. 5. madde, herhangi bir çiftler turnuvasında alınan puan KKTF genel klasman sistemine karşılık gelen tekler puanının %25'i olacak şekilde eklenecek. Yani bir klasmanda büyüklerde şampiyon olan 3600 puan alırsa göreceğiz burada. Büyükler klasman turnuvası dediğimiz şampiyonun aldığı puan 3600 puandır. Onun %25'ini çiftler hanesine puan olarak ekleyecek. 6. madde, her oyuncu herhangi bir turnuvada puan alabilmesi için en az bir maçında galibiyet alması gerekir. Yani daha önceki nasıldı? Bir oyuncu bir turnuvaya katılırdı.
ilk turda yenilse de o puanı alırdı. Şimdi dedik ki sadece turnuvaya katılma değil, burada galibiyet de alması gerekir. Veya rakibi gelmezse, Volkov olursa ve turu geçer, yine aynı şekilde tur geçmiş sayılacak. Veya 16'lı bir fikstürde 15 kişi olursa ve bir kişi bay geçerse, bir numara bay geçerse, bay geçtikten sonra ilk turda elenirse o bay geçtiği turun puanını alınacak. Yani bay geçtiğinde de puan alacak. Evet. İlk turda elenmiş gibi sayılmayacak. Devam edelim. Diğer maddemiz, oyuncuların TTF, Tennis Europe, ITF, ATP, WTA turnuvalarına katılmaları durumunda KKTF'ye yapacakları bildirimle puanları genel klasman puanına eklenecek. Mesela burada en basit Bekir yanımızda. Bekir'in Tennis Europe'da aldığı puanlar, işte listede belli zaten hangi kategoride ne olduğu, bize federasyona diyecek ki ben bu turnuvaya katıldım ve bu turnuvada, bu grade'deki turnuvada oynadım. Bu turnuvanın puanı buna denk gelir. Biz de onun kontrolünü yapacağız ve Bekir'in klasman puanına Tennis Europe'da aldığı puanlar da eklenecek. Bunu aynı şekilde Türkiye Tenis Federasyonu'nun TTF turnuvasına katılırsa da aynı şekilde bize bildirim yapılacak. Biz onun hangi kategoride olduğuna bakacağız ve klasman puanına onu da ekleyeceğiz. Bu 6 turnuva, en iyi 6 turnuvaların haricindedir bu. Evet. Bunu da yapmamızın sebebi aslında oyuncuların sadece yurt içinde değil, yurt dışına da gitmeleri, onu teşvik etmek ve ne kadar puan toplarlarsa kendilerini bu klasman listesinde, çünkü tek klasman listemiz var, klasman listesinde kendini yukarı atmak. Tabii burada önemli, onu da izleyicilerimize söyleyelim. Yani nasıl en iyi 6'yı alıyoruz ülke içi turnuvalarında, Avrupa turnuvalarında da en iyi 6'yı alacağız. Tabii ki. Tabii yani ki. Ne kadar giderse değil, en iyi 6 almış olduğu sonuç. Evet. Onun dışında peki Türkiye'yi de izleyicilerimizle paylaşalım. Yani Kıbrıs'ta oynadı. Evet. En iyi 6'yı koyduk. Avrupa'da oynadı, en iyi 6'yı koyduk. TTF üzerinden oynadığı turnuvalarda da en iyi 6 mı Sercan? Evet. Yani şekilde. Toplamda 12 tane puanı haznesine yazabiliyor çocuk. Aynen öyle. Bu şekilde. Yani bu da demek oluyor ki ne kadar turnuva oynarsa yurt dışında o kadar fazla puan toplayacak. Aslında 6 tek, 6 çift, evet. 12. 6 Tennis Europe oynarsa, 6 TTF oynarsa, ne kadar çok oynarsa aslında bir oyuncu, o kadar çok puanını hanesine yazdıracak. Evet, bence gayet güzel bir uygulama oldu Sercan. Elinize sağlık federasyon olarak. Bence oyuncuları motive edecek bir sisteme benziyor. Yani açıkçası ben antrenör olarak motive oluyorum. Çünkü oyuncularıma puan toplayabilmek için ayrı bir sistem kurmak zorunda kalıyorum. Evet. Ve bu da onları geliştirecek zaten. Yani dikkat ederseniz puan sisteminde de ulusal turnuvalarda aldığı puanla Tennis Europe aldığı puanlar arasında farklar var. Tabii tabii. Bunlar da nedir? Zorluk derecesinden dolayıdır. Yani turnuvanın yurt dışında, çünkü farklı ülkelerden farklı seviyede oyuncularla oynadığı için onun seviyesi birazcık daha farklıdır. Ben aslında şöyle düşünürüm. Oyuncuları bu şekilde hem yurt dışındaki turnuvalara teşvik etmek, kendilerini listede yukarıya atması için ben olumlu olacağını düşünürüm. Ama gene bunu bir senenin sonunda bir değerlendirme yapmak lazım tabii ki Mustafa. Evet. Yani bence bu sistem çalışır. Yani ligi de ayrı bir turnuva olarak saydığımız için sanırım her şey çözülmüş gibi duruyor. Evet, yani en sonki yaptığımız teknik kurul toplantısında bunları konuştuk. Tüm antrenörlerden değişik görüşler aldık. Hepsini aynı şekilde toparlayıp böyle bir listeyi çıkardık. Göreceğiz. Konuştuğumuz arada tüm antrenörler de bundan memnun. Çünkü bizim teknik kurul grubumuz var. Sen de varsın işte. Oraya attığımda herhangi bir olumsuz yönde bana bir geri dönüş olmadı. Evet Sercan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Puanlar da dediğin gibi gayet anlaşılır. İstersen Bekir'e sormak istediğim bir soru varsa. Bununla ilgili ne düşünün Bekir? Puanlarla ilgili. Yani eskiye göre daha iyi oldu bence. Evet. Mesela ben eskiden Tennis Europe'a giderdim. Bir puan almazdım. Şimdi Tennis Europe'a gittim mesela, buna puan alırım. Evet. Tabii burada şunu da unutmamak lazım. Yani
Bekir'in aynı zamanda Türkiye'de de puan alması gerekiyor. Hı hı. Yani işte onu da bir takip etmek lazım. Bakalım Bekir'in oradaki puan sıralamasında Bekir'in sıralaması ne olmuş? Aynı şekilde Türkiye Tenis Federasyonu'nda sistem aynıdır aslında. Sizin Türkiye Tenis Federasyonu'na bildirim yapmanız lazım. Yurt dışında oynadığı turnuvaları ki puanına eklensin. Yani bunu yapmadıysanız yapmanız lazım. Bunu bizim yapmamız gerekiyor yoksa evet. Federasyon aracılığıyla yapılması gerekiyor? Onu Türkiye Tenis Federasyonu'na ilgili nasıl olacağını bir araştırırız. Ama normalde benim bildiğim oyuncular şahsi olarak federasyona mail atıyorlar. Evet. Evet Sercan. Güzel bir program oldu. Evet. Ben birkaç şeyi daha sıkıştırmak isterim araya. Şu an bizim devam eden organizasyonlarımız var. Tamamlanan organizasyonlarımız var. Burada öncelikle 22 Şubat'ta tamamlanan Sebece Boru 16 yaş altı tenis ligi vardı. İşte Bekir'in de mücadele ettiği, evet. Senin de antrenörle yaptığın Mausa Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Tenis Akademisi ile final oynayıp 4-3 Mausa Belediyesi Tenis Kulübü şampiyon olmuştu. Önce onun bilgisini vereyim. İkincisi, ligimiz devam ediyor. Nikosia Motors Tenis Ligi. Orada 3. haftayı tamamladık. 3. haftanın sonuçlarında Lefkoşa Şehir Kulübü Mausa Belediyesi Tenis Kulübü ile oynadı. 6-1 Mausa Belediyesi Tenis Kulübü kazandı. Girne Belediyesi Girne Amerikan'la oynadı. Girne Amerikan 5-2 galip geldi. Pakan'la Doğu Akdeniz Üniversitesi oynadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi 4-3 kazandı. Son gelişen puan durumunda liderliği Dağ ve Gayu paylaşıyor 6'şar puanla. Arkasından Mausa Belediyesi, Lefkoşa Şehir Kulübü ve Girne Belediyesi 4'er puanla takip ediyor. Pakan Tenis Kulübü'nün de 3 puanı var. Bu arada yarın aslında normalde bugün tamamlanacaktı. Ekrem Yeşilada Cup şu an devam eden 8, 9, 12 ve 16 yaş turnuvası federasyon kortlarında. Orada dediğim gibi işte dünkü hava muhalefetinden dolayı yarına ertelendi artık final maçları. Orada da sona doğru geldik. Pazar günü başlayacak olan Dünya Otokap var. Orada da 10 yaş, 14 yaş, 13 artı senior yeni başlayanlar kategorisi olacak. Aynı şekilde hem tekler hem çiftler olaraktan. Burada da bu hava şartlarına göre bence çok iyi bir katılım var. Toplam 246 kayıt oldu bu toplam turnuvada. Bununla ilgili bir bilgi vereyim. Aynı zamanda Dünya Otokap ve Ekrem Yeşilada Cup'ın işte yarın final maçlarımız var. Dünya Otokap pazar günü başlıyor ve bir hafta aynı şekilde sürecek. 20 Mart'a kadar tenis severleri ben burada federasyon kortlarına tenis maçlarını izlemek isterlerse davet ediyorum. Bunun da bir bilgisini vermiş olayım. Evet, teşekkür ederiz Sercan bu bilgiler için. Evet Bekir, tekrardan tebrik ederim. Teşekkürler. Bu başarı için ülken adına güzel bir iş yaptın. Tekrardan seni kutlarım ve tebrik ederim. Evet Sercan, programın sonuna geldik. Evet sevgili izleyiciler, bir Merkez Kort programının daha sonuna geldik. Bekir Devran Esendağlı bizimle stüdyoda konuğumuz oldu. Önümüzdeki programlarda yeniden görüşene dek şimdilik hoşça kalın.